Selam herkese, günaydın. Yani bana günaydın. Şöyle saçımı bir toplayayım, rahat edemeyeceğim böyle ya. Şöyle bir yapayım. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz ara sıra işte evde böyle çalışırken, yani home office olduğumda, olmadığımda, ofise gittiğimde ya da hafta sonu gibi zamanlarda vloglar atıyorum. Şöyle yani onlar minimalizm ya da işte true crime kadar izlenmiyor ama ben çok seviyorum çekmeyi. Ya yani izleniyor da zaten oradan da yine sizinle konuşuyoruz. Ama dediğim gibi ben çekmeyi çok seviyorum ve benim için daha rahat oluyor yani şu açıdan. Edit daha kolay oluyor. Hazırlanmak yani edit daha kolay oluyor demeyeyim. Editte aslında pek bir fark olmuyor ama hani hazırlanmıyorum vlogları çekmek için. O yüzden de daha çok çekebiliyorum. Şimdi ben genel olarak evden çalışıyorum. Yani home office diyoruz. Hibrit bir model aslında bizim çalışma modelimiz. İşte bir işim varsa ofise gidiyorum gibi öyle ayarlıyorum. O yüzden ben dedim ki evde çalıştığım zamanlarda daha sık video çekeyim. Hem işte günlük rutinlerimi, neler yaptığımı, işin dışında. Yani işi zaten çok çekemem. Çünkü ben İnsan kaynakları alanında çalıştığım için çok fazla görüşme yapıyorum ve tabii hani onları ya da herhangi bir iş bilgisini sizinle paylaşmam etik olmak olmaz kısacası. Ama hani işin dışında da zamanım oluyor. Evde tabii ki bir sürü şey yapıyorum. Onları sizinle paylaşırım, işte neler yiyorum, ne yapıyorum. Evde çalışırken ev hayatı nasıl geçiyor, nasıl yemek yapmaya geçiştiriyorum gibi. Ya zaten bunları çekiyordum bu arada. Ama en azından diyorum ki haftada birden fazla video atmak istiyorum. Eğer böyle vlog çekersem daha fazla atabiliyorum. Onu bildiğim için de böyle bol bol atmak istiyorum. Ama sizin de desteğinizi istiyorum, bekliyorum. Yalnız olmuyor yani. Kendi kendime atmak istemiyorum diyeyim. O yüzden siz de lütfen yorumlarınızı yazın. Bu arada yazanlarınız oluyor. Çok mutlu oluyorum. İşte seni burada daha fazla görmek istiyoruz. Instagram'dan da takip ettik falan. Bu yorumlara çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Tüm desteğiniz hani bu ve bunun dışındakiler için de. Genel olarak bu şekilde. Bugün pazartesi. Günlerden 21 Mart. Evet. Bugün 21 Mart. Ben aslında sabah yürüyüşe gidecektim arkadaşlar. Havalar yani böyle ara sıra yürüyüş yapıyorum. Geçen sene de bayağı yapıyordum. Sonra araya işte yaz girdi, kış girdi falan derken. Geçenlerde başlamıştım. Haftada böyle 2 gün falan gidiyordum. Bugün de saati kurdum 6.45'e. Kalkmadım, kalkamadım. Böyle zorlanıyorum arkadaşlar. Aslında normalde kalkarım, giderim ama bu aralar o şey engeli aşamadım. Yürüyüşü de çekerim zaten gittiğimde. Ama önemli olan gerçekten çekmek değil, gitmek. Çünkü yürüyüş arkadaşlar mental olarak bana çok çok iyi geliyor. Yani sabah Allah'ım, özellikle kışın daha da güzel. Yani öyle söyleyeyim size. İşe daha dinç başlıyorum. Uykum harika oluyor falan. O yüzden yürüyüşe olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Bakalım, birlikte göreceğiz. Ay, keşke her gün vlog çekip atabilsem ya. Bunu çok istiyorum ama edit falan yetiştiremiyorum. Neyse, şimdi biraz yatağa toplayayım. Az önce bir bilgisayarı açtım. Kahve yapayım. Sonra devam edelim birlikte. İçmeden ayıramıyorum demeyeceğim ama ayırmamayı tercih ediyorum diyeyim. Yoksa ayılabiliyorum arkadaşlar. Yani bu konuda samimiyim ama açıkçası hoşuma gidiyor. Şimdi kahvemi içeyim. Tabak almadım. Altını, yani tabak kirletmeyeyim diye. Kendime de söz verdim dökmeyeceğim diye. Bu benim için zor bir şey ama neden denemeyeyim? Yani tabak kirletmemek daha beni motive etti diyeyim öyle. Neyse, şimdi kahvemi içeceğim. Şimdi bulaşıkları yerleştireceğim. Bir de yani bulaşıkları yerleştireceğim. Hem makine de var hem de büyük makineye koyamadığım işte tencere gibi, süzgeç gibi şeyler evde yıkamıştım. Onlar da kurudu dün akşam yaptığım için.
Şimdi onları yerleştireceğim de benim hard light'ım kırıldığı için ve o kırılan ışık da ofiste olduğu için ayaklığa da koyamadığım için. Aa, ama benim bir tane daha şeyim vardı, tripodum vardı, ona koyayım ya. Telefonu koymaya yer bulamıyorum ve sinir oldum o yüzden. Bir saniye, geliyorum hemen. Evet, şimdi şöyle koydum. İnşallah ışık güzeldir ve bu bulaşıkları yerleştireceğim. Süreceğim arkadaşlar. Onda bir görüşme var. Dedim ki ona kadar bir tipim düzelteyim. Canım oje de sürmek istedi. O yüzden bu Flormar'ın lacivert 452 numara ojesini süreceğim şimdi. Arkadaşlar, öğle yemeği olarak yumurta, peynirli yumurta yapacağım. Şöyle ki yemeğim yok. Dışarıdan da söylemeyeyim dedim. Zaten kahvaltı da etmemiştim. O yüzden hem kahvaltı hem öğle yemeği gibi idare eder beni diye düşünüyorum. Şimdi bunu yapacağım. Maydanoz da ektim ya. Peynirli maydanozlu bir yumurta olsun o zaman. Bu arkadaşlar, bunu yaptım. Birazcık ekmek doyursun diye. Bilmiyorum ya, acıkıyorum arkadaşlar. Bu sadece doyurmuyor. Şimdi saat böyle 4 gibi 5 gibi, acıkırım zaten. Arada da işte kuru yemiş falan, evde ne varsa onları yiyorum. Meyve falan. Ama şu an en kolay bunu yaptım yani. Normalde yemek olduğunda yemek yiyorum mesela. Arkadaşlar, bugün ikinci gün. Dün pek bir şey çekemedim. O yüzden de dedim ki, yani hem böyle kapayamadım video. O yüzden ikinci günü de çekeyim dedim. Dün yani yoğun geçti. Böyle arada işte boşlukları çektim ama onun dışında dediğim gibi çok böyle sanki içime sinmedi yani, dolu dolu bir şeyler çekemedim gibi geldi. Yemek yapamadım. Markete gidecektim. Markete gidemedim. Emre'den istedim siparişlerimi. Aslında onları da çekip size göstermek istiyordum. O yüzden bugün de vlog açayım dedim. Şimdi uyandım. Yüzümü yıkadım ve yüzüme işte en son doktora gitmiştim egzamalarım için. O bana bir ilaç verdi, merhem gibi. 10 gün onu kullanacağım. Günde 2 kere sürüyorum. Baya güzel nemlendiriyor ama emmiyor.
Ama yani şey böyle bayağı nemli tutuyor. O yüzden şu an biraz parlıyorum. Şimdi kahve yapacağım ilk olarak. Klasik. Daha sonra acıkınca bir şeyler yerim. Ardından bugün neler yapacağım? Onda yine kendi ekibimle bir toplantım var. Sonra görüşmelerim var. Bir de bugün bilenleriniz vardır. Galatasaray Üniversitesi'nde ben yüksek lisansımı tamamlamıştım. Hocam geçen hafta değil hatta geç yani bu ayın başında dersine davet etmişti beni. İşte onun dersinde öğrencilere böyle CV hazırlama işte görüşmelerle ilgili bir şeyler anlatmamı rica etmişti. Daha doğrusu özgeçmiş yazım tekniklerini anlatmamı istemişti. Neyse onunla dün konuştuk. Bugün için sözleştik. Bugün bir saat 3 ya da 4:30 arasında onun dersine katılacağım. Ve işte özgeçmiş yazım tekniklerinden bahsedeceğim. Onu da çekerim size. O da var. Yani o yüzden bugün biraz dolu dolu geçecek. Daha sonrasında da dolaptan satış yaptım. Bu aralar dolaptan gerçekten bayağı satış yapıyorum arkadaşlar. İşte en son bayağı sattım yani 2-3 parça şey sattım. Geçen gün bir tane stilettolarım vardı, onları sattım. Bir de bir önceki yani bir önceki değil bundan önce ben çok daha fazla videolar yükleyeceğim ama 30 gün challenge'ımda yazmıştım. İsteyen birine gelin buketimi gönderebilirim diye. Bana Instagram'dan yazanlar oldu. Ben de açıkçası ilk yazana göndermek istedim. Yani söz verdim zaten. Adresini de aldım. Bugün o kargo ile birlikte onu da vereceğim. O yüzden çok mutluyum. Umarım yerine ulaşır. O şekilde şimdi o zaman kahve yapalım birlikte. Arkadaşlar şimdi peynirli yumurta yaptım. Onu yiyorum. Saat 11'e geliyor. 11'de tam görüşmem var. O yüzden dedim aç aç girmeyeyim. Şimdi bunu yiyeceğim ve görüşmeye gireceğim. Bu şekilde bunu da kardeşime yaptım. İkimiz yiyeceğiz. 3 yumurta kırdım. Şimdi bir üstümü değiştirdim. Sunumdan önce bir prova yapacağım. Dedim ki evdeyim ama olsun. Yani online bir eğitim olacak ama yine de bir moda gireyim istedim. O yüzden makyaj falan da yaptım. Böyle üzerime bir beyaz gömlek giydim. Havada soğuk ve bayağı kapalı. O yüzden o şekilde. Bir de bunu sattım arkadaşlar. Dolaptan vakit bulursam bugün bunları da gelin buketimle birlikte kargoya veriyor olacağım. Şimdi gideyim bir son kez bir tekrar yapayım. Ondan sonra da artık halletmiş olayım şu işi diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmeleriniz böyle açık gider, yolunuz açık olur. İstediğiniz yerlerde mutlu bir şekilde çalışırsınız. Bir yere bakmayın.
zamanlayayım. Ben de çok teşekkür ederim. Hem sizi tanıdığım için hem derse katıldığım için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kızardım arkadaşlar, bir anda güneş açtı ya. Bir de hızlı hızlı anlattım. Neyse, şimdi arkadaşlar üzerimi değiştireyim, çalışmaya devam edeceğim. Bir rahatlamam lazım. O yüzden şimdilik bu vlogu kapatıyorum. Zaten kısa olmasını istiyordum ama umarım yine uzun olmamıştır. O zaman sonra görüşürüz. Hallettim ve çok rahatladım, mutlu oldum. İki tane kargomu verdim. Oh, güzel oldu. Neyse şimdi markete uğrayalım. Dün aslında Emre'ye sipariş vermiştim, demiştim. Yani birlikte gideriz markete diye planlamıştım ama yapamadım. O yüzden şimdi geri kalan ondan her şey istemedim. Domestos almam gerekiyor. Onun dışında başka bir şey var mı? Neyse bir markete uğrayayım. Hani çok da böyle plansız bir şey almak istemiyorum. Yani harcama yapmak istemiyorum ama eksikler de var de bir düşüneceğim onları. Öyle beraber markete gideriz. Sonra da kapatacağım zaten vlogu. A101'e geldim ve giriyorum. Şöyle kuru yemiş ve atıştırmalık almak istiyorum. Ne alsam acaba? Bu var tuzlu. Bu çiğ kokteyl var. 25 lira. Bakayım kuru. 5 lira, bayağı da pahalı ya. Ne yapsam acaba? Şunlar. Antep'in karası. Aslında bundan alabilirim. Seviyorum. Bundan alayım. Arkadaşlar şimdi kahveye ıslak mama vereceğim ve o yüzden buralarda dolaşıyor. Şöyle bir tane ıslak mamamız vardı. Bunu yarım yarım veriyorum. Bir de vitaminleri var şöyle. Islak mama verdiğim zaman bu vitaminden de veriyorum. Yoksa yemiyor. Bunu eziyorum. Aynı zamanda da bir balık yağı var. Bunu da geçen sene doktorumuz vermişti. Kahve. Hadi aşağıya, aşağıya. Neyse. Bir de şöyle balık yağımız var. Onu da geçen sene veterinerimiz vermişti. Onu da veriyorum. Öyle işte besleniyor. Benden daha vitaminler, benden daha fazla vitamin alıyor. Kahvenin sindirimle alakalı zaman zaman sorunları oluyor. Yani maşallah diyeyim. Öyle açıkçası problemleriniz pek olmuyor. O yüzden çok mutluyum. Tekrardan maşallah 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 diyeyim. Ama dediğim gibi sindirimle alakalı sorun olduğu için özellikle yemeklerine çok dikkat ediyorum, ölçülerine. Özellikle bir de kısırlaştırdıktan sonra işte çok hızlı kilo alıyorlar. Biliyorsunuz metabolizmaları yavaşlıyor. Yani aranızda kedi bakan varsa ya da bu konuyla ilgisi bilgisi olan varsa biliyordur. Biz de o yüzden çok dikkat ediyoruz. Onun işte kilosunun bu noktada sağlıklı bir şekilde olmasına. Çünkü açıkçası önüne mamayı koy, bilinçsiz bir şekilde beslensin. Buna karşıyım. Açık söylemek gerekirse. O yüzden de elimizden geldiğinin fazlasıyla dikkat ediyoruz. Islak mama olunca böyle oluyor arkadaşlar. Ben şimdi onun mamasını vereyim. Tezgahı temizleyeceğim. Öyle yapıyorum. Yani zaten tezgaha çıkabiliyor diye. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Ona göre kendi hijyenimizi sağlıyoruz. Ben şimdi biliyorum laf edenler, edecekler vardır. Benim de var böyle akrabalarımdan. Bazı bilmiş insanlar. Yani biz kendimiz rahatsız, mutluyuz. O yüzden bizim için no problem. Diyeyim. Şimdi bu arada bunu verdikten sonra size marketten aldığım şeyleri de göstereceğim. Marketten bir anda buraya geçtim. Hayırdır falan diyebilirsiniz de. Açayım kamerayı dedim bunu da hazırlarken. Sonra arkadaşlar ben Mopaş A101'e girmiştim. Sonra Mopaş'a girdim. Mopaş'tan ayran aldım. İçeceğimiz yoktu. Bir de Mopaş'tan şöyle bir hurma keşfettim arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle Ramazan'a az kaldı diye geliyor ama geçen aldım. Kasanın önündeydi. Harika bir hurma. Yani hayatımda yediğim en iyi hurmalardan diyebilirim. Bitirdik. O yüzden tekrar aldım. Bir de evde işte atıştırmalık bir şeyler olması iyi oluyor. Pırasa aldım. Bu sene hiç pırasa yapmadım ve biliyorsunuz pırasa çok sağlıklı. O yüzden belki bu akşam yapabilirim.
Bir de ben Banu Berberoğlu'nu çok severek izliyorum. Aranızda hani onu izleyip bilenler var mı bilmiyorum ama o tekrardan YouTube'a video atmaya başladı ve dünkü vlogunda pırasa yiyordu. Gerçekten canını çekti. Biraz o yüzden de aldım açıkçası. Öyle. Bu arada ben sevdiğim YouTube kanallarını sizinle paylaşmak isterim. Yani siz benden öyle bir şey ister misiniz? Takip ettiğim çok böyle cici kanallar var. Sizin bana söylediklerinizden de bu arada Ece'yi takip etmeye başladım. Ece Mer çok güzel içerikleri. Vallahi bayıla bayıla izledim yani böyle 6-7 videosunu peş peşe izlemişimdir. Sonra neyse bunları da kahve aldım. Arkadaşlar başka marka kahveleri denedik ama olmuyor. Yani gerçekten kuru kahveci Mehmet Efendi açık ara fark da diyeyim. O yüzden kahve aldım. Bitmek üzere. Bu poşet almıştım kargoya gelirken. Sonra size dediğim gibi işte evde yemeğe çikolata da aldım. Çünkü hem yürek dönemindeyim çok canım çekiyor. Hem de evde yoktu yani aldım. Sonra neyse bir dakika. Şunu aldım. Bu Antep karasını. Sonra kaju aldım. Bir de şunu aldım. Genel olarak böyle bu kadar. Yani 190 lira 100 orada 90 orada harcadım. Yani 200 lira yine gitti arkadaşlar. Şimdi vlogu kapatacağım. Aslında ben böyle bir 10 dakikalık kısa bir vlog çekeyim dedim. İşte günlük evden çalışırken nasıl geçiyor zaman diye. Eğer beğendiyseniz lütfen siz de yazın yorum. Hani bir gün böyle videolar da at, çek, izleriz falan diye. Belki 10 dakikayı bile geçmiş olabilir çekeyim. Bunu çekeyim derken yine bir sürü video çekmişim gibi geldi. Bilemiyorum. Öyle neyse ben şimdi bunları bir yerleştireyim. Hala işimle ilgili halletmem gereken şeyler var. Onlara da bakacağım, devam edeceğim. Sonra da mutfağa geçeceğim. Bu şekilde bugünü tamamlıyorum. Sonra işte Emre gelir, yemek yeriz falan filan derken yine başa saracak. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.